Evet, bugün 12 Ekim 2019 ve Gören Taştepe Köyü'ndeyiz. Ve rekor gelişim ürününü kullanıp zeytin bahçesindeyiz. Mayıs 15 gibi kullanılan biz Gemlik Zeytin Bahçesi. Üreticimiz Sayın İhsan Topal abi. Şöyle ekrana bakalım İhsan abi. Maşallah 79 yaşındasınız yani. Allah uzunlar versin. Gerçekten taş gibisiniz. İhsan abi, rekor gelişim bu zeytin bahçesinde kullandınız. 12 dekar yer. Mayıs gibi uyguladınız 2019 yılında, bu sene içerisinde. Ne değişim olmaya başladı bahçenizde? Neler oldu? Şimdi rekor gübreyi kullandığım zaman zeytinlerin şeyi, rengi değişti. Evet. Yani insan nasıl çilesi düzelince, evet, rahatlarsa. Derdi bitince diyorsunuz. Zeytinler de aynen öyle oldu. Evet. Gübreyi kullandık. Hem altları yumuşadı. Su verdiğimiz zaman emiyor suyu. Eskiden emmiyor muydu? Eskiden emmiyordu. Evet. İşte devamında da zeytinlerimiz de güzel oldu yani. Hem irleştiler. Böyle irleşme olmuyor muydu hiç? Olmuyordu bu kadar. Birazdan göreceğiz hali. Tabii siz tutumdan sonra attınız. Evet. Değil mi? Tutum sonra satıldı. Evet. Mayıs'ta attık. Mayıs 15 gibi attınız ha. Gelelim ağaçlarımızı gezelim, buyurun. Hı. Evet. Peki size şunu soracağım. Bu ağaçların gelecek sene daha iyi olacağını düşünüyor musunuz peki? Yani sürgünü güzelleşti. Ya tamam, bu sene güzel oldu ama gelecek sene sizce iklim şartları müsaade ederse aynı zeytini verir mi? Verir, daha iyisini. Daha iyisini verir, değil mi? Hmm. Mesele bu zaten. Sürekli almak yani. Aynen. Evet. Gelelim, gösterelim şu ağaçları. Buyurun gelin. Evet. Kamera gelsin böyle yavaş yavaş. Ha. Yavaş yavaş. Ha. Gösterelim şu zeytinleri. Gelelim böyle. Böyle geçelim. Evet. Buyurun efendim, geziyoruz şöyle, ağaçlarımızı gözelim şöyle bir. Mevkimiz şu, şurası Gönen yolu, karşı yol, araba gidiyor. Evet. Şu yol Gönen, karşısı Gönen yolu. Gönen yolu. İhsan abi, şu zeytinleri bir gösterir misiniz? Şu dediğimiz irilik nedir şu anda, siyahlaştığı için? Yani hiç bu kadar güzel olmamıştı. Kaç numara şu an bunlar? Bunlar bir numara. Hepsi bir numara. Evet. Hepsi bir çırpıda herhalde gidecek yani. Yani %99'u bir numara. Evet. Bu ağaçta kaç kilo zeytin var? Bu ağaçta 25 kilo zeytin var. 25 kilo zeytin var. Evet. Şu an bu bahçe 5'e 5 dikim. Evet. 5'e 5 sık dikimi bahçe yani. Ağaçlar dolayısıyla biraz daha küçük kalır bu noktada. Tabii daha yeni atıldı rekor gelişim. Evet. Geliyoruz şöyle. Gösterin şu ağaçlardaki güzelliği. Hani kamera aldığı kadar gösterelim şöyle. Sürgün, zeytin. Şöyle ağaçlarımızı çekiyoruz. Buyurun efendim, şöyle gösterelim. Şu kamera siyah olunca artık yavaş yavaş onları almıyor gibi gözüküyor. Evet. Şöyle kaldıralım dallarını. Evet. Bu ağaçta kaç kilo var mesela? Bu ağaçta 30 ağaç. Kilo falan vardı. Ekrana geçelim, buyurun siz. Ekranı insanlar görsünler sizi böyle. Heh. 30 kilo var diyorsunuz. Evet. Evet. Yani geleceksin diyorsunuz, şu an şu ağaçları sürgününden daha fazla alınacağı belli yani. Yani öyle düşünüyoruz. Evet. Tutumdan sonra attınız rekor gelişme. Evet. Ama irilik hiçbir zaman olmadı diyorsunuz bu şekilde. Bu kadar olmadı. Böyle olmadı. Yani. Böyle olmadı diyorsunuz. Şöyle bakıyorsunuz. Gösterelim şöyle. Tavsiye ediyor musunuz peki rekor gelişimi? Evet. Ben kullanacağım. Tavsiye ederim herkese. Aynen. Tavsiye ederim. Peki diğer ağaçlarınızı da kullanacak mısınız? Evet, kullanacağım. Cevizleriniz var galiba. Cevizlerimi de kullanacağım. Evet. Peki dediniz ki suyu alıyor. Ceviz suyu almasa ne olur peki? O da büyümez. O da büyümez. O da büyümez. Gelelim şöyle. Şu saklanan zeytinleri gösterelim şöyle. Evet. Ağaç çekiyorum şöyle düzgünce. Siyahlaşmış. Bütün zeytincilerimize hayırlı hasatlar diliyoruz. Yani peki rekor gelişimi şaşırttı mı sizi? Rekor gelişimi ben takip ediyordum internetten. Evet. Umduğum gibi çıktı yani. Güzel çıktı. Çıktı diyorsunuz. Umduğunuz çıktı. Çok güzel. Siz de gübrelerini veriyorsunuz. Diğer gübrelerini. Şu gösterelim şunları bir. Homojen tane hepsi oluşturuyor mu böyle? Eşit tane hepsi. Evet. İşçilik dolayısıyla zor olmayacak yani. Olmayacak. Bunlar kaç numara şu anda? Hepsi bir numara.
Daha 15 gün devam ediyor. 99. Peki şu yağdan bahsetti bir de, yağ ile ilgili. Nasıl yağ? Yağ bir numara. Elleyin lütfen. Şu bir tane olgun bulabilir misiniz eğer? Yağsına bakalım. Şöyle gel yukarıya. Buyurun efendim. Toprak yapınız şu görüyorsunuz. Şu şekilde. Kirli bir toprak yapınız var. Yani evet. Suyu emmeyen toprak yapınız var yani. Evet. Evet. Evet, bir zeytinin yağına bakalım şöyle. Ne fark var eskiye göre? Eskiye göre daha zenginleşti. Daha zenginleşti. Tamam. Sadece görüntü değil, birleşti ama şöyle yakından bir yağ şey yapın. Daha yağlı diyorsunuz yani. Evet. Devam edelim. Demek ki kilo basacak bu şekilde. Yani bugün randımanı arttı yani. Evet. Aynı ebatta yağ oranı arttığı zaman biliyorsunuz ki kuyuya verdiğinizde, koyduğunuzda firazadır yani. Eğer içi boşsa, suyu fazlaysa, yağ azsa ne oluyor o zaman? Fire artıyor yani. Evet. Anlatabildim mi? Böyle bir durum var yani. Evet. Ağaçlarımız. Evet. Bu domat ağacı sanki. Bu domat ağacı değil mi? Evet. Çünkü bakıyoruz. Nasıl göstermiyor ki verimlerini? Bir şöyle kaldırır mısınız şöyle? Evet. Üzüm gibi, kara üzüm gibi. Kara üzüm gibi mi? Antep karası gibi olmuş yani. Evet. Maşallah. Antep karası gibi böyle. Antep karası iri iri. Evet. Yani bunlar da duble olmuş yani. Evet. Evet. Sadece bir tane bu var herhalde domat. Var 3-4 tane var. Ama bunları siz karartmışsınız yani. Hani bunu erken toplamamışsınız. Evet. Gösterelim şunları efendim. Peki şunlar yeni mi çıktı? Bu şu gördüğünüz gövdedeki şu hareketler yeni mi oldu? Bunları biz koparmıştık erken. Bu kadar sık oluyor mu? Patlıyor mu böyle gövdeler? Ya budadık ya bunlar, biraz fazla budadık bu sene. Anladım. Böyle sık oluyor mu böyle bu şekilde patlama? Olmuyordu bu kadar. Ha, onu diyorum yani. Evet. Sık patlama yapmış. Evet. Ağaçlarınızda çünkü sıkıntı varmış belli ki. Kurtarıyor kendisi. Şu zeytinleri bir gösterelim, buyurun gelin. Şunları bir gösterelim. Dönüşüyor ağaçlarımız. Ve dönüştükçe de daha iyi olacak haliyle. Buyurun. Dostlarınıza tavsiye ettiniz mi hiç? Ben kullandım. Kullanmak isteyenler dedim. Bana sorsun. Ben cevabını vereyim. Siz zaten ben memnunum. Evet. Şu an evet. Yok, ses gider gene. Kapatalım isterseniz. Gel dayım, gel. Efendim. Sizde mikrofon var ya şu anda. Hı. Orada konuşsanız bile herkese gidiyor şu an, bilginiz olsun yani. Dayıcım ha, şöyle. Gördüğümüz gibi durum böyle. Evet. Bunda kaç kilo çıkar şu ağaçta? Bu ağaçtan da 22-23 kilo çıkar. 23 kilo çıkar diyorsun. Bunlar biraz daha küçük bu üstüne. Küçük. Sık dikmişsiniz ağaçlarınızı. Bakın hı, şöyle yakın bunlar. Hı. Şu aralar ben size şunu söyleyeyim. İzin verin bakalım böyle bir. 5 metre bile yok ya. Bakın şu iki ara. Şu iki ara 5 metre yok gibi ya sanki. Belki ya 4 metre var. Öyle ölçersen 5 çok, metre var. 5 metre var mı sizce? Vardır. Ha, 5 metre ancak biraz sık olmuş. 5'e 5 tık tık yap bunlar. Biraz sık olmuş. Allah bereket versin. Çok teşekkür ederim. Şöyle zeytinleri tabii görme şöyle bakın. Maşallah. İnsana keyif veriyor. Allah bereket versin. Hayırlı hasatlar. Bahçeniz gezdirdiniz. Çok teşekkür ederim. Bütün zeytincilere kazançlı bir yıl diliyorum. Bereketli olsun. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim.